Evet arkadaşlar, bugün size reçelli kurabiye yapacağız. Malzemelerimizi söylüyoruz. 1,5 su bardağı nişasta, 1 su bardağı pudra şekeri, yarım su bardağı yağ, 1 tane yumurta, 1 paket margarin, 3-3,5 su bardağı un olabilir yağın kıvamına göre, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozunun çay kaşığına ucunda katacağız onun. Bu kadar malzememiz. Şimdi başlayalım yapmaya. Önce yağımızı katalım. Unum 3 su bardağı da üstüne ilave yapacağım. Nişasta. Koyalım. Şekerimiz. Yağımız. Yağ biraz yumuşamamış, zor emecek. Kalem vanilya katacağım içine. Katayım. Onu sonradan katıyorum. Kaşın ucundan da şeyi katıyor, kabartma tozunu. Tuzumuz kaşığın ucundan olacak, şeker kaşığın, çay kaşığını Çay. dökmeyelim. Bu kurabiyemi arkadaş oturmaya gideceğiz. Öğlenleyin. Onu hediye sürpriz olarak götürüyorum. Şu kalanını da katalım. Yoksa alacak. Anne altındaki tepsiyi alsak. Alıyorum. Alıver. Denemedim mi? Denedim. Ne bileyim sonradan fark ettim. Kulak memesi kıvamında olacak, yumuşak. Şöyle bir bakalım. Azıcık hemen daha un katayım. Kaşın ucundan. 3,5 su bardağı gidiyor. 3 su bardağı kattıydım ben. Bundan markasına göre değişebiliyor onun alması. Bunu yeterli olacak. Bakalım. Tamam. Yoğun işlemimiz bitti. Artık tepsiyi döşeceğiz. Bir davulcumuz tepsi gibi bir ölçümüz. Cevizden biraz küçük olacak. Büyük büyük olmaması için.
Kurabiyemiz piştikten sonra reçelimizi, ahududu, böğürtlen reçeli olabilir. Onun arasını sürüp kurabiyenin ikisini birleştirip Hindistan cevizini bulacağız. Süslemek için. Şu biraz büyük oldu. Hamurumuzun gayet yumuşak olması lazım. Kıvır kıvır olması için. Şu yağlı kağıtta. Çevirelim. Bardağı da kağıt kalkmasın diye. Yoksa geri toplanıyor bir araya. Kardelen nasıl? Küçüklüğü. İyi. Bakıyorum hiç cevap vermiyorum. Şöyle bakarsın hangisi büyük hangisi küçük. Şu büyük gibi. Değiştirdiğimiz şeyleri. Madem değiştirmeyeceksin ne soruyorsun hayır anne? Şeyleri. Hepsi aynı gibi ya öyle duruyor. Şöyle seyrek yavan kardına koyabileceğim. Şu tam çatanın olduğu yer var. Orası. Şuraya bak. Koy. Bu biraz büyük oldu. Yok mu başka? Bitti. Şimdi şekilde sıra. Nereye geliyor? Böyle yaptıktan sonra davulda 10-15 dakika pişireceğim. Ama beklemem lazım yanında. Birden davulda kızarıverir. Kızarmaması lazım. Hafif beyaz olması gerekiyor. Bu ölçümüz tam bir davul zemesine denk geliyor. Gözü dışta bunun. Şöyle çevirelim. Nereye geliyorsun? Hamur yumuşak olduğu için hemen çatalı yapışıp kalıyor. Şu karşısı kaldı. Başka? Senin tam önün var bak.
Bitti. Tamamdır. Kurabiyelerimiz çıktı fırından, soğudular. Şimdi reçelleme işlemini yapacağız. Yapışmasın diye bakıyorum. Kaşın ucundan birleştiriyoruz ikisini. Hindistan cevizini bulayıp bu işlem. Eşit alayım. Şunun şu olsun. Çok koymayayım da yoksa taşıyor. En çok sevdiğim kurabiyelerden tat olarak bu. Kıvır kıvır oluyor. Reçeli yumuşadıyor arasında. Olsun. Bunu buraya koyalım. Şunu aşağı. Şunu yapalım. Herhalde. Tek düşen yok değil mi kardeşim? Yok. Tam denk geldi. Bunu buraya. İyi reçel de yiyecek. Hepsi oydu. Gamımızı boşalttıydım. Bunu buraya koyalım. Sonucumuz. Bitti. Ellerimi sağlık, bak ne güzel olmuş.